Merhabalar öğrencilerim. Şimdi bu videomuzda da 6. bölümün 6. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzu şöyle alalım. Tabii bir de bir yandan odaklanmasını da böyle bir keratanın ayarlayalım. Evet. Güzel. Şimdi eşkenarı okuduk değil mi dostlar? Eşkenarı okur okumaz hemen bir kere 60'ları yazıyorsunuz artık. Buna alışın. 60'ları şöyle bir yazalım. Yine mi yazmaya kalem? 60'ları yazıyoruz. 3 köşesini de. Sonra gözümüz bir 30, 60, 90 arayacak arkadaşlarım. Bu 30'u gördüm bakın. Hemen 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. 60'ın karşısına 2 köküçü yapıştırdım. Şurası da 90 dereceymiş. 30 buradaysa şuraya 60 kaldı. 90, 30'u yazdım. Ve 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktı. Hemen şurası 3 yaptı. 2 ile de 3'ün çarpımı denizli çıktı dedik sorumuzun cevabı. Evet 2 numara artık alışın dostlarım. Eşkenarı okuduk. 60'ları yazıyoruz. Birinci adım bu. İkinci adım 30, 60, 90 arıyoruz. Bakın burada 2 tane var. 30'ları gördüm. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. Yapıştır gelsin. Yine burada da 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısını bulmak için kök 3'ü kök 3'e bölüyoruz. Demek ki burası 1. 90'ın karşısı da 2 katı olacaktı. 30'un karşısındakinin burası 2. Yani bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 6. O halde burası 4'tür. Tabii ki burası da ne olur? 5 olur. Çünkü 6 olması lazım. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, 3. sorumuz. Eşkenarı okudum. Bir 60'ları yazalım. 60'ları yazdım. Şimdi 30, 60, 90 arayacağım. Hocam 30, 60, 90 yok. O zaman sen kendini uydur kardeşim. Hemen kıçından bir diklik indir. Bak 60'ın karşısına indirdim. Niye hocam buradan indirdin de şuradan indirmedin? Sen istersen oradan indir kardeşim. Niye hocam şuradan indirmedin? Sen yine istersen oradan indir ama en güzeli buradan indirince çıkıyor. Niye öğretmenim? Çünkü bakın burada 90'ın karşısı belli oluyor. Peki 90'ın karşısı 2 kök 3 ise şurası 30 derece. Karşısı ne olacak? Kök 3. 60'ın karşısı ne olacak? Bunun kök 3 katı. Yani 3 olacak. Burası bakın 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Şurası 4. BC uzunluğu nedir diye soruyor. 4 artı kök 3'tür. Cevap Edirne'den geldi. Evet 4. sorumuzdayız. Şurada bakın bir ikizkenardaki üçgen görüyorum. 45'leri yazıyorum hemen. 45, 45. Sonra bu bir eşkenar üçgenmiş. 60'ları yazıyorum. Burası 60. Eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri kayı kuralını sağlar. Bu yükseklikse aynı zamanda kenar ortay olacak. Aynı zamanda açı ortay olacak. Burası 30. Demek ki burası 30 oldu. EC'yi soruyor bize. EC neresi? Şuradaki uzunluğu soruyor bize dostlar. Şimdi neler vermişti? Bir tek burayı verdi. Başka da bir şey vermemiş zaten. Her şey bu kadar. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan aşağı bir diklik indirelim dostlarım biz yine 30'un karşısına. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı da 1 kök 3 olsun. Şurada bakın bir 15 derecemiz var. 60 olması için 15 olması lazım. 15'in karşısı 1 ise 75'in karşısı bunun kök 3 artı 2 katıydı. Burası kök 3 artı 2 olur. 1'in kök 3 artı 2 katı. Ve böylelikle eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 kök 3 ile 2'nin toplamı oldu. Bize de EC'yi soruyor. Yani eşkenarın bir kenarının yarısını soruyor. O zaman kök 3 artı 1 gelecek sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. Evet, geldik 7 numaralı köşe taşımıza. Yine artık 60'ları bir yazalım hemen. 30, 60, 90'ları arayalım. Bakın şuraya 60, şuraya 30 yazdım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak dedim. Şurası 60'tır eşkenardan. Buraya 30'u yazdım. E hocam burada bir şey yok. Sen uyduracaksın hocam. Hani bir sayı yoksa hemen 30, 60, 90'ı yapacağım. 30'un karşısına K de, 90'ın karşısı 2K olsun. Ve bak buradan ne çıktı? Eşkenar üçgenin bir kenarın uzunluğu 2 artı 2K geldi. Aynı zamanda 8 artı K da geldi. Demek ki bunlar birbirine eşit. Yani bu durumda K eşittir 6. Burası 12. 2 daha 14 yaptı bir kenar. Bize de çevresini soruyor. 3 tane 14'ü soruyor. Ceyhan'ı işaretledim. İkinci sorudayım. Yine 45 var. O halde şurası da 45'tir diyorum. Burası 90. Şurası yine 30, 30 diye bölündü. Bir önceki video şeyde köşe taşında olduğu gibi 6. köşe taşında. Şurası 60 olması için 15 geldi buraya. 12'yi vermiş. Şurası x ise burası da x'tir diyorum. Ve bakın 30'un karşısına x düştü. 60'ın karşısına x kök 3 düşecek diyorum. Demek ki 12 ile
x'in toplamı x köküçe eşit. Hadi 12'yi yalnız bırakalım. X köküç eksi x olur. Şuradan devam ediyorum. Ya da şu aşağıya devam edelim. Gözüküyor mu burası? Gözüküyor. Şimdi bu tarafı x parantezine alırsam köküç eksi 1'dir. Eşittir 12. Hadi x eşittir 12 bölü köküç eksi 1. Şimdi ne yapacağız bir de? Eşlenikle çarpacağız. Yani köküç artı 1 ile çarpacağız. Hemen çarpıyorum. 12 çarpı köküç artı 1 olur. Bölü burası da köküçün karesi eksi 1'in karesi. Yani 3 eksi 1'den 2 gelir. 2 ile de 12'yi sadeleştirdim. 6. İçeriye dağıtırsam 6 köküç artı 6. Yani cevap Edirne'den geldi dostum. Evet. Üçüncü sorudayız. Artık bu soruda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. 60'ları yazıyorsunuz hemen. İlk iş 60. 30'u gördük. 60, 30'u gördük. Şimdi 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'i yapıştıralım. Bu bir yiğir. Şurada da bir 30, 60, 90 var. Harf verecektik biz eğer sayı yazmıyorsa. 30'un karşısı k ise 90'ın karşısına 2k diyelim. Ve dostum bak eşkenarın bir kenarı 5 artı 2k oldu. Aynı zamanda 9 artı k oldu. Bunlar birbirine eşit. Demek ki k eşittir 4. O halde burası 8 yapar. 8 ile 5'in toplamı burası 13 yapar. Bir kenar uzunluğu 13 ise şurası 4 demişiz. Buraya da 9 kalacak ki toplamları 13 olsun. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgen diyor. Yine 60'ları yazıyorum hemen. 60, şurada 30 geliyor. 60, şurada 30 geliyor. AB'yi 18 vermiş bir kenar uzunluğunu. Hemen şurada buraya 2K dersem 30'un karşısı K, burası K köküç. Sonra burası 2K ise buraya da 2K yazalım. AB neresiydi? Şuradaki kenar uzunluğuydu. O halde burası 18 ise buraya 18 eksi 2K kalacak. Yine aynı şekilde buraya da 18 eksi 2K kalacak. Bir kenar uzunluğu 18 çünkü. Peki burada 90'ın karşısı 18 eksi 2K ise 30'un karşısı yarısı olacak. Yani 9 eksi K. Ve şuranın toplamı da 18 olmalı arkadaşlarım. Hemen bunu 18'e eşitleyelim. Ne var burada? K var. X var. 9 eksi K var. Toplamları 18. Bakın K'lar gidiyor. 9'u da 18'in yanına atarsak yine 9 kalır. Demek ki X eşittir. 9 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, şimdi sıra geldi. Kaçıncı köşe taşındayız? 8 numaradayız. Bakın daha önce çözdüğümüz bir sorunun benzeri var burada. Bir dörtgen içinde 2 tane 60 derece varsa hemen bunu üçgene tamamlayacağız. Şöyle yukarıya doğru bir tamamlayalım. Yukarıya doğru üçgen yaptık. Şimdi şurası da 60 olacak mecbur. 60, 60, 60. Bir kenar uzunluğu 6 ise şuraya 2 kalacak. Şurası zaten 30 derecedir ki 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 olacak. Ve yine bir kenar uzunluğu 6 santim olduğu için x'e de 2 kaldı. Evet, ikinci sorudayız. Yine bir üçgene tamamlama sorusu arkadaşlarım. Hemen şuradan tamamlayalım üçgene. Şöyle bir tamamlama yaptım. Hocam burası zaten 90. Şurası da 30 derece. Bakın 30, 90 ise buraya da 60 kaldı. 60, 60 demek ki burası da 60. Yani bu da bir eşkenar üçgen. Hatta bir kenarı 8. 8 ise bir kenarı, buranın da 8 olması lazım. Şuraya 6 kaldı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısıdır 3. Bir kenara 8 demiştim, x'e 5 kaldı. Evet, üçüncü sorudayım dostlar. Şimdi 60, 60'ı gördük. Hemen şunu bir üçgeni tamamlayalım şuradan. Ve diyelim ki burası da kesinlikle 60 derece. Şurası 30 derece. 60'ın karşısı 3 köküç ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı da 6 olacak dedik. Bir kenar uzunluğu 9 birimse şuranın da 9 olacağını biliyorum. Buraya da kaldı 6. Cevap Denizli'den geldi. Artık dördüncü soruyu kendiniz de yapabilirsiniz dostlar. Hemen şöyle yukarıya doğru bir üçgeni tamamladım. Bakın hep dik üçgenin olduğu, dik açının olduğu yerden üçgene tamamlıyorum. Burası 90. 60, 60 ise burası da 60 gelecek. Buraya 30'u yapıştırdım. 60'ın karşısı 6 köküç ise 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12, yani bir kenarı 16 buldum. O halde buranın da 16 olacağını biliyorum. X'e kaldı 10. Cevap Edirne'den geldi. Çevirdik arka tarafı. 9. köşe taşının 1. sorusundayım hemen. Evet. Eşkenar üçgen yine. Bakın KMMD'ye eşit, tamam. Bir kenar uzunluğunu görüyorsunuz burada. Ne gelmiş? 8, 10 gelmiş. O zaman burası da 10 olacak. Tabii ki burası da 10 olacak.
253 MLX nedir diye soruyor. Şimdi şu 60'ları bir daha yazalım. Burası 30. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6. 60'ın karşısı da hatta 3 kök 3 olacak. Şuraya gelelim. Yine şurası 60. Biraz küçük çizmişler arkadaşlar. Burası 30. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 olacak. Buraya 6 kaldı. Hatta burası 10 ise buraya 4 kaldı. Şöyle bildiklerimizi yazıyorum hemen. Başka şuradan da bir 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Bakın şunun bir tanesi kök 3 çıkar. Bir de şunu çizelim arkadaşlar. Tam şu ortadan geçen şurayı dikdörtgen yapacak şu çizgiyi de çizelim. Burası da kök 3 olur. Demek ki şuraya 2 kök 3 kalacak. Burası da 5 oldu dikdörtgenden. Bakın Pisagor'u paketleyin hemen. X kare eşittir. Bir 5'in karesi 25, bir de 2 kök 3'ün karesi 12. Yani x kare 37, x eşittir kök 37 çıktı sorumun cevabı. Evet, 2 numaradayım. Çok benzeri bir soru yine. M ve N orta noktalar demiş. Şimdi şurada bakın 60'ı 30'u yazalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı 4 kök 3. O zaman şurası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Çünkü N orta noktaymış. Şurada yine 60'ı yazalım, 30'u yazalım. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 kök 3. O zaman şurası kök 3, burası da kök 3. Ve ben yine şunu çizersem aslında üstteki sorunun aynısı oldu bu da. Burası 6, şurası kök 3, burası da kök 3 diye parçalanır ve şurada da Pisagor'u çakarım. X kare eşittir bir 6'nın karesi bir de kök 3'ün karesi 3. Yani buradan 39 geldi x kare, x eşittir 39 çıktı. Evet, üçüncü soru. Şimdi yine şurası 8'miş. 3, 5, 4, 8'i vermiş bize arkadaşlarım. Şurayı yapalım önce bir. 30'u yazalım, 60'ı yazalım, 90'ı yazalım. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. Şurası da 3 kök 3 olacak. Sonra başka nereyi yapalım? Şuradan bir şeyler yapalım. 30'un karşısına k diyelim, 90'ın karşısı 2k gelsin. Bakın bir kenarımız ne çıktı? 4 artı 2k. Yine aynı şekilde şuradan da 8 artı k geldi. Bunlar birbirine eşit. Demek ki k eşittir 4. K 4 ise burası 8. Burası 4. Peki 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Şuraya kaldı 2 kök 3. Şimdi yine şuradan dikliğimi çiziyorum. Buraya 5 diyorum. Burası 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. Şuraya da kök 3 kaldı dostum. Ve yine Pisagor'u çakıyorum buradan. X kare eşittir bir 5'in karesi bir de kök 3'ün karesi 3. Yani 28 çıkıyor x kare. X eşittir kök 28. O da 2 kök 7'ymiş. Yapıştır gelsin. Hadi buna bakalım hemen. Şimdi şurada bir 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 60'ımızı yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı 1 kök 3. Şurada 30'un karşısı k, 90'ın karşısı 2k. Hemen bir Pisagor çakalım. Pisagor'dan önce şunu yapalım. 6 artı 2K eşit olacak 10 artı K'ya diyelim. Ve buradan K'yı 4 bulalım. Şimdi K 4 ise şurası 8 gelir. Burası 4'tür. Hatta burası da 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Hemen şu dikliğimi yine çiziyorum arkadaşlarım. Ve diyorum ki burası 9. Burası kaçtı? Kök 3'tü. Şu uzunluk kök 3 buraya eşit. 4 kök 3 olması için buraya da 3 kök 3 kaldı ve şuradan da Pisagor yapıyorum. Diyorum ki x kare eşittir bir 9'un karesi 81, bir de 3 kök 3'ün karesi 27. Bunları da toplarsak ne yapıyor arkadaşlarım? 88, 108 yapıyor burası. X kare eşittir 108 yaptı. 108 de 36 çarpı 3'tür. 6 kök 3 diye dışarıya çıkar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, 9'u da gömdük. Hemen 10 numaralı köşe taşımızı aldım önümüze. 6, 7, 8, 9'u gömdük. 10 numaradayız. 5 tane köşe taşı gömmüş oluyoruz böylelikle. Bir tane arada atlamadım değil mi ben ya? Niye böyle geldi? Arkalı önlü geldi burası. Neyse, devam edelim bakalım. Vardır bir hayır. Şimdi diyor ki 10. köşe taşımız ABC eşkenar üçgen. Pekala, güzel. ABC eşkenar üçgense başka BE 5 verilmiş. Şurası kök 3 verilmiş DE. Bizden de BFX nedir diye de bir soru sorulmuş bize. Bakalım neler yapacağız burada şimdi. Şunu yapalım. Diyeceğim ama olacak mı? Olur ya, niye olmasın.
5. DF'yi bilmiyoruz değil mi biz bir de burada? DF'yi bilmiyoruz. Evet. Mecbur. Başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi şunu şöyle bir uzatsak biz şuradan. Şuraya bir yere gelse bu. Şimdi burası 60, şurası 30 olur. O zaman burası da 60. Zaten buradan da çıkıyormuş ya. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3 olacak. 90'ın karşısı 6 olacak. Şuraya 6'yı yapıştıralım hemen. Şimdi büyük şu dik üçgene bakıyorum şuna. 90'ın karşısına 8 düştü. 30'un karşısına 4 düşecek. Cevap Ceyhan'dan geldi. Kolaylaştırdık. Burada da o zaman hiç uzatmayalım. Aynı muhabbeti yapalım. Şuradan bir devam ettirelim bunu. Burası 60 derece. Burası 30 derece. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı 2 katı olacak. 14. Demek ki şuraya 6 kaldı. Şimdi burada da bakın şurası 60 derecedir. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için ne yapıyorum? 6'yı kök 3'e bölüyorum. O da ne yapar? 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapar. Cevap Bursa'dan gelir. Evet, bu sorudayız. 3 kök 3'müş, 10'muş. Yine hiç biz şey yapmayalım. Şunu şöyle bir uzatalım arkadaşlarım. Bakalım nereye kadar gidiyor bu. Ya da şunu uzatalım. Bu daha kolay çözdürecek bize soruyu. Şöyle uzatalım. 60 burası, 30 burası. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısı 6 kök 3'tür. 60'ın karşısı da ne olur? 3 kök 3'ün kök 3 katı yani 9 olur. Şurası da 9. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı 20'dir. Şuraya 11 kaldı. 60'ın karşısı 10 kök 3'tür. 6 kök 3'ü buradaysa 4 kök 3 kalır x'e. Dördüncü sorumuz. Evet, yine BF diyor. BE'nin 3 fazlası. O zaman burası x artı 3. Şimdi şunu yine bir uzatalım şöyle biz bir şuraya kadar gelsin. 60 burası, 30 burası diyelim dostlar. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı 8 kök 3'tür. 60'ın karşısı da kök 3 katından 12'dir. Şimdi 30'un karşısı büyük üçgende yapıyorum. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x olacak. Şurası 2x geldi. Yani x artı 15 aslında 2x'e eşit. Demek ki x eşittir 15. Cevabım Denizli'den çıktı. Evet, 10. köşe taşını da hallettik. Hemen 11 numaralı köşe taşındayız ve birinci sorusuna bakıyorum hemen. ABC eşkenar üçgen. 8'i gördüm. Neresiymiş o? AC 8. Bir kenarımız 8 dostlar. Şurada bir eşkenar 30, 60, 90'ını yapalım. Şurada da bir 60'ları, 30'larımızı yazalım. Şurası da 60'tır. 60'ın karşısı 3 kök 3'sü, 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı ne olur? Bu durumda 6. Bir kenarımız 8'di. 6 ise burası buraya 2 kaldı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı da 1 kök 3 olacak. Yani cevabım kök 3 gelecek Edirne'de. Evet, ikinci sorumuz. Bize de yüksekliği soruyormuş. Bakalım neler yapacağız. Yine şu 60'ı yazalım. Yine şu 30'u yazalım. 60'ın karşısı 5 kök 3, 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı 10 diyelim. Şuraya da biz bir 60, 30, 90'ın 60'ın karşısı kök 3'sü, 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2 diyelim. Bakın bir kenar ne çıktı? 12. Demek ki şu kenar da 12 olacak. 11 kaldı buraya. Şimdi eşkenar üçgendeki yüksekliğin özelliği neydi dostum? Bu yükseklik aynı zamanda kenarortaydı. Bu kenarı ikiye bölecek. Kayı kuralından dolayı. 12 ya bir kenar uzunluğu. 6, 6 diye bölecek. Burası 1, burası 6 geldi. Burası 60 dereceydi. 90 var. Burası da 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı ne olacak şuranın toplamı? 6 kök 3 olacak. Neyi soruyor bize? EH. Nerede o EH? Ha, şuraya soruyormuş ya. Biz bulmuşuz çoktan. Tamam, 1. Evet, 3. soru. Şimdi AC'yi 8 vermiş. Arkadaşlar burada da şu özelliğimiz var. Eşkenar üçgende içindeki bir noktadan 3 kenara çizilen şu dikliklerin toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşit. Şimdi eşkenar üçgenimin bir yüksekliğini bulayım önce. Bir kenarını 8 vermiş. Demek ki burayı 4, 4 diye bölecek. 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Yani bir kenar uzunluğu, yüksekliğimiz 4 kök 3. H 4 kök 3 çıktı. Neye eşit dedim? Bu içindeki 3 dikliğin toplamına. Yani 2 kök 3, 1 kök 3 daha 3 kök 3. O zaman bu da 1 kök 3 olacak ki toplayınca 4 kök 3 olsun. Cevap da Adana'dan gelsin. Evet, dördüncü sorumuz. AB'ye 12 vermiş yine bir kenarı. Bir kenar 12 ise şimdi DF'yi ne vermiş? 3 kök 3. DE'yi 2 kök 3 vermiş. Toplam 5 kök 3.
Şimdi bir kenar 12 ise arkadaşlarım yükseklik ne oluyordu? Bunun yarısının kök 3 katı. 6 kök 3'tür yükseklik. O halde bunların toplamı 5 kök 3 ise şu üçüncü çizilen diklik, onu da biz çizelim. Bu da kök 3 olmalı ki üçünün toplamı 6 kök 3 olsun. Yüksekliğe eşit olsun. Bir üstteki soruda söylediğim kural. Zaten burada da köşe taşlarında yazmış hocalarım konu anlatımında da. Peki o zaman burası kök 3. Bunu bulduk. Şimdi burası 60 derece ise yöndeşlikten bu da 60 derece. Burası zaten 30 oldu 90'dan dolayı. 60'ın karşısı kök 3'sü, 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da 2 çıktı. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi arkadaşlar. Evet, burada da duralım şimdi. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. Bu köşe taşını da gömdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.